Rus çayı da içmedik demeyelim. İçelim bir çay. Сколько это стоит? Такая вот 5. Сколько 7,5. 5000. Ne yani? Günaydın arkadaşlar, sevgiler, saygılar. Bugün Maykop'tayız yine. Maykop'tan şimdi Güzel İpil'e doğru yola çıkacağız. Güzel bir macera bizi bekliyor. Bakalım nasıl olacak. Başlıyoruz. Saatlik bir yolumuz var. Şimdi yola çıktık. Maykop'tan çıktık. Yola girdik. 2,5 saat dedim ama 2 saatlik bir yolumuz var. 2 saat sonra Rusya'nın İsviçre'sine geleceğiz. Çok güzel yerler var yani, muhteşem manzaraları geçerek gidiyoruz. 1,5 saatimiz kaldı. Yani köyü göstereceğim size, köy inanılmaz güzel. Güzel İpil köyü. Şu karşıdaki dağların dibine gidiyoruz işte. Arkadaşlar şurası. Они потом подожгут его. Они его подожгут. Это что? Да, сейчас это полмет. Yol üstünde şöyle bir durduk. Bir şeyler, su falan alacağız bakalım. Güzel bir yer. Şimdi etrafı göstereyim size biraz. Böyle yerel ürünler satıyorlar. Kalpaklar satıyorlar. Daha gelmedik aslında. Güzel İpil'e. Yol üstünde şu magnetten su falan alacağız. O yüzden durduk. Biraz daha yolumuz var. Hala çilek var. Turşular, domatesler, hediyelikler var, anahtarlıklar. Böyle satıyorlar. O kürkler falan, kürkler, kalpaklar var bunda. Hah, peynir. Bunlar da bu yöreye özgü peynirler. Şunlar bile peynir. Turşular, her şeyin turşusu var burada. Это что? Это из... Козочка из баран или? Коза это коза, а баран это баран. Остальные баран. А, вот это. Коза, козочка. Спасибо. Güzel yani. Çok enteresan, değişik. Bakın kürkler falan var. Biliyorsunuz Ruslar kürkü sever. Ve her türlüsü var. Сколько это стоит? Такая вот 5 тысяч. 5 тысяч, да? Спасибо. 5000-7000'miş. Güzel, 5000 de 5000 ruble Türk lirasıyla yaklaşık 1,5. 1500 lira yapıyor yani. 1500 lira civarı bir şey yapıyor. Güzel para. Burası da magnet arkadaşlar. Bununla ilgili de bir video yapacağım ileride. Yani Rusya'da market fiyatları falan nasıldır diye. Şimdi biz bir su falan almak için durduk işin aslı. Güzel yani. Bu
Вода купили? Смотри! Не алдын? О, какая красивая! У тебя игрушка! Это игрушка? А, там есть игрушка. Говори, о, какая красивая! У тебя игрушка! Чак. Говори, о, какая у тебя красивая игрушка! О, какая у тебя красивая игрушка! Да! Да? Timur çok mutlu oldu tabi. Yani oyuncaklı kupa almış. Mutlu oldu tabi. Timur aldın mı? Ödüyor musun? Gel mutfakta gel. Да. Что хочешь? Ингрин. На, пей, все это. Ингрин. А чем мне? Ач. Тамам, вес. Надо из него вытащить. Вот этот крупный, это шкипер. Ну, очкер, там из Ковальски. Толстячу. А вот это шкипер. Мяу, 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 мяу. Değişik değişik oluşumlar var burası. Çok böyle. Şöyle bakın. Hani milyonlarca yıllık tarihi olan bir yer, bir yer be. Burası belki Kuzey Kafkasya'nın Adigea Cumhuriyeti'nde burası. Çok güzel yani, yolla giderken doğa mükemmel. Şöyle bir etrafa bakın ya. Geldik arkadaşlar, işte burası Güzeripil. Biz buraya aslında yeni yılda kalmak için otel bakmaya geldik. Burada çok güzel otel var. O da bunlardan bir tanesi. Belki de bu otelde kalacağız. Bakalım. Timur gerçek mi o? Это настоящий? İşte otelin. Bakalım bu otel güzele benziyor. Burada kalabiliriz. Resepsiyon. Şimdi bu otellerin fiyatlarıyla veya hizmetleriyle ilgili bilgileri size daha ileride veririm ama bu otelde benim hoşuma gitti. Bakalım odaları nasıl bilmiyorum ama burada kalabiliriz. Otel alanı böyle. Böyle ayrı ayrı evler var arkadaşlar. Bunların hepsi bir oda. Süper Hero'da mesela bu. Bakalım. Bakıyoruz. Nereyi beğenirsek artık. Orayı tutacağız. Bugün burada kalmayacağız oğlum. Yeni yılda burada kalacağız, olur mu? Hangisi? Belki bu bizim odamız olur. İster misin? Şimdi değil ama sonra. Tamam mı? Yani otelin alanı çok güzel. Zaten şöyle bakın. Dağların arasında muhteşem güzellikte bir yer. Burada kalınabilir tabii. Fiyatlara da bir bakalım. Fiyatları da size yazarım. En kötü ekrana yazarım yani. Bakın. Kalınır değil mi? Otelin şöyle de bir manzarası var, onu da göstereyim size. Yani yılbaşında, yeni yılda biz bu
tesiste konaklayacağız diye düşünüyorum. Beğendik. Burası da kahvaltı alanı. Kahvaltımızı burada alıyoruz. Burası da Güzeripil köyünün şirin manzarası. Şurada havuz var. Yine yukarıda terasta, burada var. Tabii bu havuzlar, bu havuz yazın soğuk su, kışın ise 40 derecelik sıcak su oluyor. Mineral sular var burada. Mineral sularıyla, termal sularıyla ünlü bir bölge burası. Daha doğrusu bütün Adige'ye ve Maykop civarı bunlarla ünlü. Kışında güzel olur burası. Tabii bembeyaz olacak herhalde. Yeni yılda kar yağmış olur burası. Çünkü yüksek bir köy. Bakalım. Şimdi birazdan da köyü gezmeye başlayacağız. Otel böyle yani. Evet arkadaşlar, Güzeripil köyüne geldik. Köyün tam merkezine geldik. Şöyle etrafı size göstererekten yürümeye başlıyorum. Biz şimdi Maykop'tayız. Normalde Maykop'ta kalıyoruz. Yani bu süre içerisinde dün de zaten oradaki maceralarımı size, yani Maykop'ta gezilecek yerleri göstermiştim. Onu da izleyebilirsiniz eğer izlemediyseniz. Şimdi burası da Maykop'tan 85 kilometre uzaklıktaki Güzeripil köyü. Bir Adige köyü. Yani Adige Cumhuriyeti'nden bir köy. Buralar zaten Kafkas toprakları sevgili arkadaşlar. Biz aslında buraya yeni yıl için otel bakmaya gelmiştik. Fakat yani oteller güzel. Zaten size de gösterdim. Otelleri de izlediniz. İşin aslı otelleriyle ünlü bir bölge. Şimdi bu köyün en önemli geçim kaynağı turizm. Turizmden geçiniyorlar. Biz de bakalım istedik bir otel ama tam istediğimiz gibi. Aslında otelleri beğendik ama fiyatlar yani Soçi'ye gitmekle aynı hemen hemen. Bayağı da pahalı. 3 gece için 20-25 bin lira falan istiyorlar. Bakalım, daha zamanda olduğu için karar vermedik ama karar vereceğiz. Hem şöyle gezeyim hem size göstereyim. İnsanlar burada bakın doğal ürünleri tadıyorlar, görüyorlar. İşte deneye gidiyorlar. Şöyle bakın, pilav, çiğ börek, haloş, göreve uygun yemekler burada satılıyor. Çay var, bal var. Bakın semaverde çay bile yapılıyor yani burada. Дедушки. Хорошо. У меня есть вот заваренный чай. Черный чай, да? Нет, травяной. Ну, горный вот это наше право, да? Есть. Просто называется. Хорошо, ничего страшного. Налить вам чай? Ну, вот, да. Короче, сурок. Давайте, да. Bir çay içelim ya. Bu özel dağlardan bir çay anlattı abi ama. Rus çayı da içmedik demeyelim. İçelim bir çay. Сколько стоит этот чай? 50 рублей. Bir çay 50 ruble. Yani bizim parayla 15 lira falan. Normal. Спасибо. Спасибо, не надо сахар. Я без сахара люблю. Çok çılgın da bir rüzgar var. Çayımızı aldık. Спасибо. Şu
Şöyle buralarda arkadaşlar çiğ börek, yani bizdeki pişileri satıyorlar. Buralardan işte gelip isterseniz, yani bu taraflara yolunuz düşer mi bilmem ama düşerse de tam gelinecek görülecek yerler. Doğal yaşam, işte köy hayatı falan, böyle şeyleri seviyorsanız birebir. Bakın yöreye özgü çoraplar falan da satılıyor. Şöyle semaverde çayımızı da aldık, içelim. Bu tam bizim çay gibi siyah çay değil ama yani bildiğimiz çay değil. Daha böyle daha aromalı bir çay. Bergamotlu falan gibi bir şeye benziyor ama güzel yani, içilir. Hele bu havada iyi gidiyor. Bakın montları falan giydik. Burada da yine kürkler var, kürk satıyorlar. Bunlar keçi ve koyun kürkü. Vanjayet. Kokuyor diyor. Это понятно, это за что? Это коврик. Коврик. Tamam, bunu kilim olarak kullanıyorlar arkadaşlar. Ben giyilen bir şeymiş gibi anlattım ama değil yani, bu kilim. Biz şimdi tabii burada gelmişken yemeğimizi de kendimiz yanımızda getirmiştik. Bir piknik gibi. Şimdi yemeğimizi de yiyelim. Çayımızı da söyledik tabii. Önce çayı söyledim ama neyse. Gezmeye devam edelim bakalım. Güzelipil'de Yarmarka Adiget. Aha. Burası doğal ürünlerin satıldığı bir yer. Bakın. Reçeller, turşular, helva bunlar, ya da ha, tuz. Çerkez tuzu diye geçiyor bizde. Sarımsaklı tuz. İşte çay. Bu içtiğimiz çay dağlardan geliyor buna. Bir tane kadın satıp bize babushkin tea demişti ama başka bir şey de diyorlar. Güzel. Böyle işte hediyelik eşyalar, çaylar, her şey var. O çayı da bu şeyde yapıyorlar. Semaverde hemen yapıp böyle veriyorlar. İşte bakın yine böyle eski Adige ürünleri, böyle kalpaklar. Çünkü burası kışın çok soğuk oluyor. Soğuk olunca da haliyle şimdi bunlar şey gelebilir. Yani acaba bana abartıyorlar mı falan denilebilir ama burası çok soğuk oluyor. Dolayısıyla da bunların hepsi gerçekten gerekli oluyor şeyde. Şöyle şu tarafa doğru yürüyeyim. İşte eldivenler, giyim eşyaları. Burası da Reka Belaya, yani beyaz nehir. Tam köyün ortasından geçiyor bu Reka Belaya. Bu köyün denizden yüksekliği 2185 metre. Dolayısıyla soğuk bir yer yani. Şu an bile hava biraz böyle şey oldu. Soğuk gibi oldu. Biz de hemen şey yaptık. Şunlar anahtarlık mı ya? Bunlar ne? Söz. Sus ya. Araba için sus herhalde. Şöyle. Soğuk oluyor. Yani böyle. Ama dediğim gibi eğer farklı bir mesela tatil isterseniz buraya gelinebilir. Burası da peynirci. Adige peynirleri satıyor burası da. Çok peynirlerle dolu. Tabi buraların doğal balı da ünlü. İşte burası da balcı. Balcı abla, doğal ballar. Şu da bal yağı galiba. Здравствуйте, почему? Килосу
1000 rubleymiş. Yani 300, 250-300 lira civarında. Bal satıyor. Tabii çok işte, çok şirin, güzel bir köy. Yani şey gibi düşünün, böyle Avrupa'da olsa İsviçre falan gibi ünlenebilecek bir yer. Öyle söyleyeyim. Çok otel de var burada. Oteller ama pahalı yani. Sezonun her zaman da pahalı. Normalde burada yazın sezon zaten dolu. Hani insanlar geliyorlar, yüzüyorlar, serinliyorlar. İşte doğayla baş başa bir tatil yapıyorlar. Kışın da yine böyle kar yağdığında da buralar acayip değişik, güzel oluyor. O yüzden insanlar kışları da gelip burada tatil yapmayı tercih ediyorlar ve şey de daha fazla böyle yani sıcak havuzlu oteller olsun, termal oteller olsun, işte insanların hani kış tatilinde geçirebileceği bir yer haline dönüşüyor. Ve tarihi bir yer. Yani bu topraklar söylediğim gibi belki tarihi milyonlarca sene öncesine giden Kafkas toprakları. Ve aynı zamanda hani burada 5000 yıl öncesine kadar bile hayat kalıntılarından bahsediliyor, bulunduğu söyleniyor. Dolayısıyla çok renkli, güzel bir yer. Yani şu manzaralara baksanıza. Şurası, burası Beyaz Nehir diyorlar. Beyaz Nehir diyorlar. Reka, Belaya Reka. Köyü ikiye ayırıyor. Şu bu tarafta da yine bu köyde gezilebilecek bir müze var. Ben daha evvel gitmiştim oraya. Yani bu köydeki bütün yaşamı anlatan, hatta tarihi devirlerindeki yaşamları da anlatan ya da hayvan türlerini gösteren bir doğal park. Milli park ve şey var. Şöyle aktiviteler yapabileceğiniz, işte aktivitelere katılabileceğiniz, gezebileceğiniz, içerisinde müze var. Yani büyük bir kompleks. Ben burayı daha evvel gezmiştim ama şimdi hem o kadar vaktimiz yok hem de şu an yemek yiyeceğiz. O yüzden buraya girmiyorum. Ama girilebilirse buradan bilet alınıp giriliyor. Çok güzel. Birçok etkinlik yapılıyor burada. Sofumuzu da kurduk. Bakalım. Ufak bir piknik edasında burada yemeğimizi yiyeceğiz. Evet arkadaşlar, yemeğimizi de yedik. Burası mimarisi tabii çok güzel de bir köy. Daha doğrusu evlerin mimarisi çok güzel. Size biraz da onları göstermek istiyorum. Burası çok büyük bir köy değil, küçük bir köy. Şöyle bakın. Burası merkezi Güzeripil köyünün ve şu duraktan otobüsler, minibüsler kalkıyor. İsterseniz Maykop'tan buraya minibüsle veya işte böyle Vito tarzı minibüslerle, daha çok insan gelmediği için o şekilde getiriyorlar, gelinebiliyor. Bakın yine söylediğim gibi güzel. Bu köye göre yani güzel yapılmış bir ev. Evin rengini de tabii böyle tercih etmişler ama. Yani bakın böyle klasik eski Rus evlerinin olduğu, Sovyet evlerinin olduğu bir köy. Gezmesi, dolaşması çok keyifli. Şöyle ufak ufak yürüyelim şu tarafa doğru. Bakalım, bakın. Yani gerçekten cennet gibi derler ya, hakikaten öyle bir yerleşim yeri burası. Ya da insanlar tabii böyle kendi arabalarıyla da gelebiliyorlar, 2 saatlik bir yolculukla. Yine eski bir ev. Bu arabaları da çok görürsünüz Rusya'da, Lada.
Yani yeşilin her tonu, sarının her tonu var. Bir de şimdi sonbaharda yaklaştığı için, geldiği için artık böyle dağlar falan tamamen sarının her tonuna döndüler. Yani haliyle muhteşem manzaralar çıkıyor ortaya. Yani herhalde abartmamış olurum. Gerçekten yani eğer burası Avrupa'da olsaydı mesela bu köy, herhalde milyonlarca turistin ziyaret ettiği İsviçre falan köyleri gibi olabilirdi. Ya, en az onlar kadar güzel ama çok fazla işte zaten son dönem biliyorsunuz Rusya'nın Ukrayna ile gerginliğinden sonra zaten olumsuz bir reklam oldu. Ama güzel yerler var yani, gezilecek yerler var. Rusya'da da şimdi bir de daha da değişik bir tarafını söyleyeyim size. Mesela bakın burada bakkallar falan da var, böyle her türlü şeyi bulabiliyorsunuz. 7/24'te genelde açık oluyor. Tabi burası için belki olmayabilir ama işte büyük şehirlerde açık oldukları zamanlar oluyor. Şöyle söyleyeyim, şöyle nerede kalmıştım şimdi. Rusya deyince tabii insanların aklına ilk önce Moskova, St. Petersburg gibi büyük şehirler geliyor veya oraların işte gece yaşamı falan gibi şeyler gelebiliyor ama Rusya'da yani çok büyük ülke zaten, birbirinden güzel yerler var. Özellikle bu Kuzey Kafkasya, Krasnodar Kray ve Adige Cumhuriyeti civarındaki yerler gerçekten görülmeye değer yerler. Bakın. Örnek şu ev. Bu ev birisinin kendi evi, müstakil evi de olabilir. Otel de olabilir. Ama birinin evine benziyor. Yani yazlık kışlık kullanabiliyor insanlar buradan. Burası da işte köyün ana yolu. Ana yolu. Yani buranın otelleri... Küçük butik oteller, böyle çok işte 4 yıldız 5 yıldız tarzı oteller olmaz. Ama bu butik oteller de yani fiyat olarak o 4 yıldız 5 yıldızlarla yarışır. Hatta geçer. Yani 3 gün için yılbaşında mesela şey istiyorlar. 20-25 bin lira falan istiyorlar. Yani 20 bin liraya bir... 20 bin liraya bir hafta kaçta kaldık? Hesabını siz yapın. Bakın. Yani. Gerçekten. Köy çok güzel. Güzel bir köy yani arkadaşlar. Vallahi gezmesi ayrı, görmesi ayrı bir yer bakın. Burası otel mesela. İşte bu tarz oteller var bu bölgede haliyle. Hem şeyi bozmayan, geri dönelim artık. Doğanın güzelliğini bozmayan hem de böyle şirin şirin oteller var. Ama fiyatlar sert. Gerçek. Tabii yeme içme de burada yine hem otellerde restoran olarak çalışıyorlar hem de yine restoranlar var. Sadece restoran olan yerler de var. Oralardan da yeme içme olabiliyor. Ve burası dağlık olduğu için de buraya yakın kamping alanları da var. İsteyenler gelip burada kamp, kendi kamplarını da kurabiliyorlar. Tabii özel alanlar var. Oralarda kamplarını kurabiliyorlar. Tabii bu genelde daha böyle şey yani kamp, ben hiç yapmadım. Yapmayı da düşünmüyorum için aslında söylemek gerekirse. Bakalım, tabii büyük konuşmamak lazım bu hayatta. Bir yere gideriz, bakarız, belki bir gün şey olur, çok pahalı olur, kalmak gerekir. Kalınır yani. İşte böyle biraz şöyle güzelliğini göstereyim size buraların.
İnanılmaz değil mi ya? Bu da bir otel. Boş odada vardır herhalde.